Profesör Ümit Özdağ hocamız bir televizyon programında hükümeti şöyle eleştirdi. Yeni Türkiye terimi Öcalan ile İmralı'da beraber planlanmış bir Türkiye'yi ifade ediyor. Cemil Bayık silah bırakmamızı düşünenler hayal kuruyor dedi. Kuruyorlar dedi. Gerçekten de PKK adım adım her istediğini aldı. Bu sürecin sonu Öcalan'ın hapisten çıkartılarak siyasete dahil edilmesidir. Yeni Türkiye dedikleri budur dedi. Ama Ümit Özdağ çıksın desin ki İttihat-ı İslam'la bu belayı durduralım desin. Bağırmak çağırmakla bir şey olmuyor ki adamlar adım adım ilerliyor. Evet. Mesela PKK'nın bir ideali var. Komünist dünya ideali var. Ümit Özdağ'ın da benim bildiğim Türkistan Birliği ideali var. O Evet. ülkücü meşreplidir benim bildiğim. Kültürlü, görgülü bir insan. Vatana, millete, bayrağa sahip çıkıyor. Bunu görüyoruz. Ama bence MHP içerisinde kalıp bu davayı daha güzel sürdürebilir. MHP'ye muhalif olarak değil de MHP içerisinde daha iyi olabilir. MHP için de demokratik mücadele verebilir ayrıca istiyorsa. MHP içinde muhalif kadrodan hocam. Genelde de İttihat-ı İslam pek dile getirmiyor. İttihat-ı İslam dile gelmiyorsa PKK'ya karşı sen nasıl mücadele vereceksin? Evet. Müslümanlar birleşti mi PKK'nın esamesi kalmaz. Buhar olur PKK. Ama İslam alem paramparçaysa PKK'da kafa tutar, IŞİD de kafa tutar, şu da kafa tutar, bu da kafa tutar, herkes kafa tutar. Evet. Paramparça olmuş bir İslam alemine kafa tutmayacak adam yok. Herkes kafa tutar. Ama birleşmiş bir İslam alemine de kafa tutacak adam yok dünyada. Kabalığı yapacak adam yok. Ümit Özdağ iyilik yapacaksa İttihat-ı İslam'ı savunsun. Bu güzel olur. İnşallah. Ama iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Yani uslubu iyi niyetli. Rahmetli başbuğ değil, hayır hocam. İstanbul. Tabii ki başbuğun Türkistan Birliği dedi. Bütün İslam aleminin birleşmesi, Türklük aleminin birleşmesi. Uçsuz bucaksız bir ülke. Ne Türkiye'dir vatan diyor. Ne Türkistan diyor. Ulu ve müebbet bir ülkedir diyor. Turan diyor. Efendim. Vatan Türklere ne Türkiye ne Türkistan. Ne Irak. Efendim. Ne Libya. Hepsi. Buralara İslam'ın iyi niyeti ve sevgisi hakim olacak. Sınırları açarsın. Yine devletler olur. Cemahireler diyor Bediüzzaman. Cumhuriyetler. Ama gümrük kapısına geldiğinde selamun aleyküm dedim mi bitmesi lazım. O kadar. Selamla gireceksin, selamla çıkacaksın. Pasaport selam olacak. Pasaport nerede dedim mi selam diyeceksin. İnşallah. Selam o kadar. İnşallah. O şekilde bir hayat ileride olacak. İnşallah. Ona doğru da ilerliyoruz hızla. İnşallah. Hocam Sayın Özdağ Güneydoğu'daki tanıdıklarından gelen mesajlarda şöyle belirtiyorlarmış. Köyler arası gidiş gelişlerde bile PKK artık insanların sadece üzerinde Öcalan posterinin olduğu otobüslere binmesine izin veriyormuş. PKK Güneydoğu'da şu anda tam hakim deniyor. Ümit Özdağ vatana, millete, bayrağa sahip çıkan samimi bir insan. İnşallah. Ama MHP zaten öyle büyük bir parti değil. Yani büyük ama yani iktidar olacak kadar büyük bir parti değil. Ben yerinde olsam Ümit Hoca'nın MHP'nin içinde faaliyet yaparım. Ve bütünlük içinde hareket ederim. Yani yine takdir onun ama daha etkili olur o zaman konuşmaları. Mesela MHP içerisinde MHP sözcüsü olarak konuşmuş olsa bayağı ses getirir. Ne gerek muhalif kanatta kalıyorsun? Sesi daha cılız kalıyor. Daha güçsüz kalıyor. Mesela MHP'li değerli ağabeyler var, konuşuyorlar. Herkes can kulağıyla dinliyor. Ve her yerde de yayınlanıyor televizyon kanallarında. Çünkü siyasi kimliğiyle çıkıyor. Ama Ümit Hoca öyle çıkmıyor. Dolayısıyla değerli fikirleri de o kadar duyulmuyor.